Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ÖSYM nereden nereye üçgenler serisinin soru çözümü kısmındayız. Bu videomda ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, kenar ortay, üçgende açı kenar bağıntıları ve üçgende merkezlerle ilgili son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz. Videoya başlamadan önce şunu tavsiye ediyoruz her zamanki gibi. Ne yapıyorsunuz? Videonun açıklama kısmındaki linkten bu şeyin PDF'ine ulaşıyorsunuz buradaki boş pdf'e ve dolu pdf'e ulaşıyorsunuz. Yani çözümlerine de ulaşıyorsunuz. Öncelikle videodan önce siz bunları çözün. Çözemediğiniz soruların çözümlerine bakarsınız. Cevap anahtarını da oradan kontrol edersiniz. Anlayamadığınız pdf'den anlayamadığınız yerlere gelip videodan izlersiniz. Ve videonun sonunda da ben e, ÖSYM son 10 yıl içerisinde bu konularla alakalı nasıl sorular sormuş? E, ÖSYM daha öncesinde nerede, neredeymiş bu konularda? Şimdi nereye gelmiş ve bundan sonra nasıl sorular sorar diye ee, sorular üzerinde tek tek yorum yapacağız. Gerçi her konuyla ilgili az soru var burada aslında şöyle bakacak olursak ama e, üçgende soru sayıları artacak. Bundan sonra bu konularla alakalı soru çeşitlerini ÖSYM tarafından çok görürsünüz arkadaşlar. Büyük ihtimalle haberiniz olsun. Neyse biz soruların çözümlerine başlayalım isterseniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soru 2017 YGS sorusunun benzeri arkadaşlar. Kerem bir boyama kitabında ABC eşkenar üçgen içindeki özdeş eşkenar üçgenleri Şekildeki ki boy olarak F harfini resmetmiştir. ABC eşkenar üçgeninin alanı 192 birim kare olduğuna göre boyalı alan kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle eşkenar üçgenlerden bir F harfini elde etmişiz. Bu eşkenar üçgen olduğu olduğu için burası da 60, büyük eşkenar üçgen 60 60 ve burası da 60. Hemen bunları yazalım. Ve sonra bu da eşkenar üçgen. Burası 60. E burası da 60. E burası da 60 oluyor mu? Oluyor. 60 60 ise burası da 60 oldu. E hocam burası da 60. Burası da 60 oldu mu? Oldu. Şurada da bir eşkenarlık çıktı. O zaman bu eşkenar üçgenin bir kenarına x dersem. Burası da x, burası da x. E, burası da küçük bir eşkenar üçgen oldu. Burası 3x oldu. Burası da 3x oldu. E, bunlara da x, 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 x dersek arkadaşlar. Ne oldu o zaman burası? 3, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8x oldu. Evet şurası 8x oldu arkadaşlar. Şimdi bana büyük eşkenar üçgenin alanını vermiş. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Birinci yol diyelim buna. Birinci yol büyük ihtimal hepiniz oradan yapıyorsunuzdur. A kare kök 3 bölü 4 eşittir 192 deyip işlem işlem işlemle x'i bulup sonra e, x kare kök 3 bölü 4'ten kaç tane var? Üçgenini sayacaksınız. Şunları sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 burada. 12, 14, 16, 18. Çarpı 18 deyince sonuca ulaşabilirsiniz. Buradan Biraz işlem kalabalığı olacak sanki arkadaşlar bu şekilde yaptığınız zaman. Ama ben şu şekilde yapayım. Sadece eşkenar üçgen mantığından soru çözülebilir. İkinci yol olarak da arkadaşlar alan var burada. Bir de eşkenar üçgen var. Benzerlik alan ilişkisi yapabilirim. Çünkü eşkenar üçgenler hepsi birbirinin benzeridir. Açı 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 benzerliğinden dolayı. Çünkü bütün eşkenar üçgenlerdeki bütün açılar birbirine eşit olduğundan dolayı. Benzerlik oranı bir, bir kenar x'ken diğer kenar 8x. O zaman ikinci yol benzerlik alan ilişkisi. 1 bölü 8'in karesi eşittir 1 bölü 64. Yani bir tanesinin alanı A ise tüm alan 64 A diyebiliriz arkadaşlar. E burada 64 A eşittir 192 ise A'yı kaç buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. Bizden ne isteniyordu? 18 tane üçgen olduğu için 18 A isteniyor. O da kaç çıkar arkadaşlar? 54 çıkar. Sanki bu yol daha kolay oldu arkadaşlar. Daha net bir şekilde sonuca ulaştık. Benzerlik alan için içine kattığımız zaman arkadaşlar. Evet. Böylelikle birinci soru. Yani YGS 2017'de çıkan sorunun cevabı 54 yaptı arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Geldik ikinci soruya. İkinci soru bir ikiz kenarlık olduğu için ikiz kenar üçgen konusunun içerisine aldım. Aslında dik üçgenden çözülüyor. Ama biz ikiz kenar üçgeni de anlatırken ne dedik size arkadaşlar? Ya genelde dik üçgen Pisagor bağıntısıyla sorunun çözümü çıkıyor diye söylemiştik. Bakalım gerçekten öyle mi? AB AC olmuş. Burası da 10, burası da 10. Yani buraya 10 eksi x kaldı. E, bir de BD, BC de 8'miş. Bunları da 8 yazalım. A karşımıza ne çıktı? Bir burada Pisagor, bir burada Pisagor. İkili Pisagor var. Dik üçgende ÖSYM şunu çok sorar diye konu anlatımında da söyledik mi? Söyledik. Şurası ortak değil mi? Her iki dik üçgende de ortak kenar. Daha önce dik üçgeni işlerken de böyle sorularla karşılaşmıştık. Gerçekten de önemliymiş arkadaşlar. O zaman burada her iki dik üçgende Pisagor bağıntısı yaparken haşı yalnız bırakalım. H kare neye eşittir? Karesi eksi karesi. Burası dik kenar olduğu için H yani 10'un karesi eksi x'in karesine eşittir. Aynı zamanda h kare aşağıdakinde neye eşittir? 8'in karesi eksi 10 eksi x'in karesine eşit oldu. Burası 100 eksi x kare oldu. Bu da 64 eksi. Şu 10 eksi x'in karesini açalım bakalım. 100 eksi 20 x artı x kare olduğundan e, eksi'yi dağıtacağım. Eksi 100 oldu. Artı 20 x oldu. Bir de ne var arkadaşlar orada? Eksi x kare oldu. Eksi x kareleri darayın. Burası eksi 36 öbür tarafa atınca 136 yaptı. 20x yaptı. 2'ye bölsek kaç çıkıyor arkadaşlar buradan? 7, 6, yok 78 değil pardon. 68 eşittir 20x çıktı. 10x çıktı. O zaman buradan da ne bulduk arkadaşlar? X'i de 6,8 ya da 68 bölü 10 yani 34 bölü 5 olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Bildiğiniz bir Pisagor bağıntısı sorusuydu. Ama ikizkenar üçgen konusu içerisinde almak zorundaydım buna. İkinci sorunun cevabı böylelikle 6,8 çıktı. 2017 LYS'de çıkan bir soru. Geldik 2019'a. 2019'da da bir çanta sorusu vardı. Ben de bunu tablo sorusuna dönüştürdüm. Aynısı. Bir duvara yerden yüksekleri aynı olacak şekilde 10 cm arayla 5 çivi çakılmıştır. 10 cm arayla 5 çivi çakılmış. Kenan yani ben Uzun hep hayalinde arkadaşlar. Şunu yapacağım. Az kaldı. Böyle bir tablo ya da bir şey yapacağım. Ne derler ona? Ee, ana aklıma gelmedi ama e, ya bu neydi ya arkadaşlar? Bunun adını unuttum. Tablo demeyelim de buna. Ee, benim neyimdi o? Logom. Heh. Logomu alacağım. Arkaya duvara asacağım. <laughs> Yakındır. Az kaldı. Kenan uzun kenarı 20 cm olan şu ve uzun kenarlarının iki köşesine sabitlenmiş bir ip yardımıyla özdeşiki tablo çivilerle Şekildeki gibi asıyor. Evet. ipler de özdeş arkadaşlar bu arada. Şimdi bu durumda Kenan tabloları yerden yüksekleri 42 cm ve 50 cm olarak ölçüyor. Hmm. Buna göre tablolardan birinin asılmasına yardımcı olan ipin uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şuraya x dersem burası da x olmak zorunda eşit olmak zorunda eşit olmazsa biraz daha kayar tablo düz durmaz. İpin uzunluğu ne oldu arkadaşım o zaman? İpin uzunluğu 2x artı 20 oldu. O zaman buradaki ipin uzunluğu da aynı şekilde 2x artı 20 olacak. Yani burası x artı 10'a x artı 10 olacak. Aa hocam burada bir x kenar çıktı. x kenar çıktıysa insan olan tabanda mevcutsa tabanına ait yüksekliği çizer mi? Çizer. 27 burası. Burası da 10. Burası da 10 olacak mı arkadaşlar? Olacak. E o zaman ben buradaki haşı bulmam lazım arkadaşlar. Haşı nasıl bulacağım? Arkadaşlar şu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Duvara bir şey astıysak çivinin, çivinin yeri hep sabit değil mi her yerde? Bu çivinin zemini olan uzaklığı ya da bu çivinin zemini olan uzaklığı eşit. Bu şekilde bir şeyler astıklarında o ipi uzasa bile çivinin zemini olan uzaklığı hep aynıdır. Yani buna dikkat edeceksiniz. Çivinin zemini olan uzaklığı burada. Çivinin zemini olan uzaklığı burası. Bak aynı zamanda o zaman 42 ile 50'yi de bu şekilde kullanmış oluruz arkadaşım. O zaman haydi bakalım şunu yazalım. Şuraya da bir y diyelim y diyelim. Çivinin bu çivinin zemin olan uzaklığı h y ve 42 değil mi? Evet. Çivinin zemine olan uzaklığı h y ve 42. Aynı zamanda çivinin zemine olan uzaklığı x y ve 50'ye eşit. Y'ler nanay oldu mu? Oldu. H'ı buradan kaç bulduk o zaman arkadaşlar? X artı 8 diye buluruz. Evet haşı x artı 8 bulduk. Aa, burada ne çıktı arkadaşlar karşımıza? Bir pisagor çıktı. O pisagoru şuraya yerleştirelim isterseniz. Şu pisagorda burası x artı 8 burası 10 burası da x artı 10. Bazı arkadaşlar o arkadaşları öpüyorum. x artı 10'un karesi eşittir x artı 8'in karesi. Artı 10'un karesi deyip işlem 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 yapıyorlar. Buradan x'i buluyorlar. Bulabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama arkadaşlar ne yapalım hissedelim. Hocam 10 ile ilgili hangi özel üçgen var? 10 ile ilgili. Dik kenarı 6, 8, 10 var hocam. Hayır. Hipotenüsü 10'unun. 10 dik kenarı 10 olan yok. Ama dik kenarı 10 olan neyin 2 katıdır arkadaşlar? 5'in 2 katıdır. Dik kenarı 5 olan 5, 12, 13 var. Acaba burası 5'in 2 katı iken burası 12'nin 2 katı 24 mü? Burası da 13'ün 2 katı 26 mı? Diye bakalım arkadaşlar. E burada baktığımız zaman buranın 26 olması için buranın kaç olması lazım arkadaşlar? 16 olması lazım. X 16 yazarsak burası da 24 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani X'i biz 16 olarak buluruz. Evet X 16 çıktı arkadaşlar. Güzel. ÖSYM'nin sorduğunda ne oldu? Orası 14'tü. Şu kenar uzunluğu 14'tü arkadaşlar. 14 deyince de 7, 24, 25 gelmez mi aklımıza gelir. Arkadaşlar hissedin bak. Sınavda çıkmış sorularda da hissiyatlı sorular çıkıyor. Lütfen. Bu önemli. Evet bizden ne isteniyordu? İpin uzunluğu isteniyordu. İpin uzunluğu neydi? 2x artı şurada yazmıştım. 20 yazmıştım. 27 e, x'i biz kaç bulduk arkadaşlar? 16 bulduk. x yerine 16 yazınca 32 artı 20'den cevabı da kaç olarak buluruz? 42 olarak buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız 42 çıktı. Güzel bir soru. Geldik dördüncü soruya. Arkadaşlar bu klasik bir soruydu. Ben sadece şekil ekledim. Yani biraz şey ekledim. Hani klasik soru dediğimiz şu bir üçgendi. Şöyle bir üçgen yapmış. Böyle bir üçgen. Bir de böyle bir üçgen şeklinde yapmış. Ben biraz çakallık yaptım. Bunu yeni nesne çevirdim. Haberiniz olsun. TYT 2021'in klasik sorularından biri aslında bu. Bir okçu yayını tam ortasından tutup. Bak yayının tam ortasından tutup burası bir yay. Yayının tam ortasından tutmuş. Tam ortasından tutup buraya çektiyse. Hocam bunlar da eşittir. Tam ortasından tutup böyle çektiyse. O zaman bunlar da eşittir buraya geldiğinde. Tam ortasından tutup çekmeye devam ediyor. O zaman bunlar da birbirine eşit. O zaman şunlar da birbirine eşit diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz. Orada ne demişti? Bir eşkenar üçgen içerisindeki şu şu açılardan bahsetmişti arkadaşlar. Ben de bunu şeye çevirdim. Şimdi X birim geriye çektiğinde şu 120 derecelik açı oluşmuş. Y birim daha çektiğinde 90 derecelik açı oluşmuş. Z birim daha çektiğinde 60 derecelik açı oluşmuş arkadaşlar. Ee, ne oluyor burası 60 ise bunlar değişirse eşkenar üçgen falan çıkıyor. Bu da X kenar değil üçgen. Bu da 30-30-120 üçgenim arkadaşım? Evet. Hatta burası 30-30-120 üçgeni biz şey yapalım. Küçükten büyüğe doğru sıralanışı isteniyor. Şuradan başlayalım. 30'un karşısı K diyebiliriz. Yani x'e 60'ı karşısı X kökü diyebiliriz ama Bence gerek yok. Niye gerek yok? Evet, küçükten bir yere doğru sıralama isteniliyor. X yerine 1 yazalım. 30'un karşısı 1 ise şurası da 60 derece olduğundan dolayı burası köküç oldu mu? Oldu. E hocam ben bunu çekmişim 90 derece olmuş. İlk üçgen artık iki oluştu. E hocam burası 90 ise o zaman burada kaçı da 45 derece olduğundan köküç ise burası da köküçtür. Y de köküç eksi 1 mi oldu arkadaşlar? Evet. X'i ne bulduk? 1. Y'yi ne bulduk? Köküç eksi 1 bulduk. Şimdi e, bu da büyüğü de bir eşkenar üçgen. Burası da 30 derece ya. 30'un karşısı köküçüse 60'ın karşısı kaç yapmak zorunda arkadaşlar? Köküçün köküçü katından dolayı 3 yapacaktır. E tamamı 3 ise 3'ten de şurası da köküçtü. 3'ten köküçü çıkartırsam Z'de 3 eksi köküçe eşit oldu. Şimdi ben bunları küçükten bir doğru sıralayacağım. Köküçün yaklaşık değeri lazım arkadaşlar bana. Köküçün yaklaşık değeri nerede köküç arkadaşlar? 1 ile 2 arasında değil mi? Evet çünkü karesini al. Karesini al. 1 e, ee, küçüktür 3 o da küçüktür 4 sağlanıyor mu sağlanıyor. Hatta 2'ye daha yakın bu 1.6 gibi bir şey. 2'ye daha yakın çünkü değil mi? Karesini aldığımız zaman 1 küçüktür 3 küçüktür 4 olduğu için. Ya da 1.7 gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. 1.7 diyelim. O zaman şurası kaç yaptı arkadaşlar? Y kaç yaptı? 1.7 eksi 1'den. 1.7 eksi 1'den 0.7 yapar. 3'ten de 1.7 çıkartırsak arkadaşım o da 1.3 mu yapar? Aynen öyle. Şimdi küçükten 1'e doğru en küçüğü ne oldu o zaman? Y. Sonra X sonra da Z oldu gördüğünüz üzere. Y, X, Z sıralaması olacaktır o zaman arkadaşlar. Yani cevabımız ne çıktı? Balıkesir çıktı. Evet adamların sorduğu soruyu ben tam ortasından tutup da soruyu siz anlayın diye yeni nesle çevirdim. Adamlar bu soruyu böyle sordu ama ben de yeni nesle çevirdim. ÖSYM'nin yaptığı da zaten bu değil miydi arkadaşlar? Aynen öyleydi. O zaman ne diyeceğiz? bu soru karşınıza gelebilir diyebiliriz arkadaşlar. Hocam çıkmış demeyin şansınızı deneyin. Hadi bakalım dördüncü soru Balıkesir oldu. Geldik ee, şeye ne bu kenar ortayla ilgili kenar ortaya kenar bantları ve üçgende merkezlerle ilgili sorulara. Şimdi ABC bir eşkenar üçgen verilmiş. Bu da ikizkenar dik üçgen verilmiş. İkizkenar dik üçgense bir kere öncelikle bu nedir? 6 kök 6 kök kök katı 12 yaptı burası. O zaman burası da 12. Burası da 12 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi bu eşkenarda ağırlık merkezinden bahsediyor. Bir yükseklik çizsek. Bir yükseklik çizdiğimizde kenar ortay aynı zamanda. Kenar ortay çizdiğimizde ağırlık merkezinin burada olduğunu bulabiliriz. Hatta burası kaç kaç yaptı? 6 6 yaptı. E, 30'un karşısı 6 ise 60'ı karşısı 6 köküçtür. 6 köküçü de 3'e böldüğümüz zaman burası 2 köküç. Burası da 4 köküç oldu mu arkadaşlar? Oldu. 3'e bölüp kısa parçaya bölüyorduk. Bu da 2 kat oluyordu arkadaşlar değil mi? Şimdi öbüründe de arkadaşlar şunda da bir kenar ortay çizsek ağırlık merkezi burada değil mi? Evet. A ikiz kenarda çizilen kenar orta aynı zamanda yüksekliktir. Bu doğrusal oldu. O zaman bu ağırlık merkezler arasındaki uzaklık burası yaptı. 45 45 90 üçgen olduğundan dolayı 6 ise burası da 6'dır. Çünkü 6 6 6 kök 3'e böldüğünde burası 2 burası 4 oldu mu? Oldu. E o zaman bizden şurası isteniyor arkadaşlar. Ağırlık merkezler arasındaki uzaklık 2 artı 2 kök 3 olarak bulundu arkadaşlar. Evet, LYS 2012'de sorulmuş bir ağırlık merkezi sorusu arkadaşlar. La, geldik LYS 2013'te sorulan yine bir ağırlık merkezi sorusuna. Şimdi ne demiş? Bu bir dik üçgen ve bu bir dik dörtgen verilmiş. Dik dörtgen hocam şuradaki açıları şöyle bir 90 derece yaz bakayım. Hocam acaba muhteşem üçlü mü yapacağız? Evet olabilir belki. Muhteşem üçlü olmadan da sonuca ulaşabilir miyiz arkadaşlar? Ulaşabiliriz belki bilmiyorum. Şimdi ben bu ağırlık merkezini kullanmak zorundayım. E, i̇lk etapta ben muhteşem şunu çizsem bir işime yarayacak mı? Valla arkadaşlar yarıyor mu? Maalesef yaramıyor. Yani onu ve 6'yı kullanamıyorum. O zaman ne yapayım? Ağırlık merkezini şuradan çizeyim. Ağırlık merkezini buradan çizdiğim zaman ne oldu arkadaşlar? Hocam K iken burası 2K. Aa, şunlar da birbirine paralel. O zaman 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran. Yani direkt burası 5'tir. Özellik olarak da böyle paralel çizildiğinde 2'ye 1 diye zaten siz söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Neyse bununla için bitti. Dikdörtgenin bir kenarını bulduk 5 diye. Hocam bir de şunu çizersek eğer bakın şunu çizersek eğer burada da aynı şekilde A iken 2A ve şunlar da birbirine paralel mi? Evet. 2'ye 1 oran 2'ye 1 oran 6 ise direkt burası 3 olur mu? Olur. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? X isteniyor. Hiç muhteşem şu falan çizmemize gerek kalmadı. Burası 9 çıktı. Burası 15 çıktı. 9 dediğimiz 3'ün 3 katı. 15 dediğimiz 3'ün 5 katı. X dediğimizde 3'ün diğerlerinin karelerinin toplamı yapar. 25 artı 9 yapar. Yani 3 kök 34 diye cevaba ulaşırız sevgili gençler. İkinci sorunun cevabı böylelikle 3 kök 34 oldu. LS 2013 sorusu. Geldik birinci soruya gire. Bu da Niye bir yazmışım? Açık kenarla ilgili soru olduğu için arkadaşlar. 1. TYT 2019'un sorusu. Bir katlamayla açık kenarı iç içe sormuş. Katlamada arkadaşlar 50, 60, 70'i bir yazalım. 50 Burası 60. Burası da 70. Hocam katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit. E o zaman burası da 50. Buraya ne kaldı? 20. O zaman burası kaç yaptı? 100 e, 60, 20 daha. 100, 80 Buraya da 100 kaldı. Hocam üstte binen açılar burada da birbirine eşit olduğu için 50 50 100 ya da 100 ise burası 80 kaldı. Bunlar da 40 40 yaptı. Ve hatta burada kaçtı da 90 derece yaptı. Hatta şunlar da birbirine eşit. Hatta şunlar da birbirine eşit. Benden AB şu AB'ye bakalım. AB AE AE ve CD arasındaki ilişki isteniyor. Ya bu CD uzak kaldı. Zaten bununla bu birbirine eşit. Ben şu da diyebilirim arkadaşlar. Şunu CD diye düşünebilirim arkadaşlar. Hiç şunu düşünmeyeyim. Tamam mı? Çünkü bu uzunluk bu uzun birbirine eşit. Bakalım. AB küçüktür AE demiş. O zaman ben AB ile AE'yi inceleyebilir miyim arkadaşlar? İlk etapta hayır inceleyemem. Ama AB, CD ve şunu inceleyecek olursam bunda en azından en uzak, en büyük kenarı bulabilirim. Buradaki üçgende en büyük açı 90. 90'ın karşısındaki buradaki de 100. 100'ün karşısındaki. AB en büyük müdür arkadaşlar? Evet. AB en büyüktür. En küçük olmasının imkanı yok. Ya burada ya burada arkadaşlar. Bu da olmaz. O zaman buna bakacağız. Burada da sıralama AE ve CD'ye bakalım arkadaşlar. AE ve CD. Aslında CD burada ama bu kenarda da bu kenar eşitti. Burada AE'yi gören kaç derece arkadaşlar? AE'yi gören 40 derece. Burada ee, CD'yi gören 90 derece. 90 derece daha büyük olduğu için arkadaşım. 90 derece daha büyük olduğu için AD daha büyüktür. O zaman burada AD hangisinde daha büyük ya da CD daha büyüktür diyeceğiz. Çünkü bu uzunluk CD eşitti. CD daha büyük olacak. CD daha büyük hangisinde arkadaşlar? Şurada oluyor değil mi? Çünkü şu ikisi arasındaki ilişkiyi incelerken. AE de en küçüğü olmuş oluyor. Baktığın zaman da en küçüğü de bu. Yani AE ile CD arasındaki en küçüğü bu oluyor. O zaman cevabımız da ne yaptı arkadaşlar? Denizli yaptı. Evet bu TYT 2019 benzer sorusunun cevabı da açık kenar mantıraları ile ilgili bir soruydu. Cevabı da Denizli çıktı arkadaşlar. Ve geldik şuraya. Hmm. Kenarlarından birinin uzunluğu. Diğer iki kenarının uzunluğunun geometrik ortalamasına eşit olan üçgenlere ortik üçgen denir. Böyle bir üçgen yok ha salladım bombaladım. Evet buna göre diyor. Hangileri ortik üçgen olabilir diye sözel bir soru sorulmuş artık arkadaşlar. Şimdi ortik üçgen. Geometrik ortalama nedir hocam bilmiyoruz. Hayır sen matematiği biliyorsan geometrik ortalamayı bilmek zorundasın. Geçen sene bunun... Aritmatik ortalaması soruldu arkadaşlar. Aritmatik ortalaması işte aynı aynı soru. Kenarların birinin uzunluğu diğer iki kenarının uzunluğunun aritmetik ortalamasına eşit olan üçgenlere e, ortalama üçgen denir diye söyledi. Ben de burada geometrik ortalamasına eşit olan üçgenlere ortak üçgen olur diye tanımlamışım arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar hangileri ortak üçgen olabilir? Mesela şuraya x diyelim. x eşittir kök içinde 4 çarp 9 4 kere 9 36 6 olabilir mi arkadaşlar 6 olabilir. Üçgen eşitliği sağlanıyor mu? Sağlanıyor. 6 yarıyı aldığımızda 9 eksi 6 ile 9 artı artı arasında evet birincisi sağlanmış oldu arkadaşlar. İkincisine bakalım. Hocam bütün kenarları a a diyecek olursam bir kenar diğer iki kenarın geometrik ortalamasına eşit oluyor mu? A eşittir. Kare küçüğünde a çarpı a'ya eşit oldu mu arkadaşlar? Yani bir kenar diğer iki kenarın e, kök içinde çarpımına eşit oldu mu? Oldu. Kök içinde daha kare A'ya mı işte arkadaşlar bu? Evet. 2 de oldu. Üçüncüye bakalım. 50 65 ise burada kaçta kaç derece arkadaşlar? 65 derece. Bu bir ikizkenar üçgen oldu. Hocam burası x kenar üçgen. Şu x bu x buraya da y diyecek olursak. Eğer. Hocam bir kenar diğer iki kenarın aritmetik ortalamasına eşit oluyor mu diye bakalım. Mesela y'ye bakalım. Y'ye baktığımda kare içinde x çarpı x. Yani Buradan ne geldi? Y eşittir x geldi. Eğer y şey olmuş olsaydı, e, aritmetik ortalaması ya yani geometrik ortalaması olan kenar y gibi düşünmüş olsaydım, oluyor mu arkadaşlar böyle bir durum? Böyle bir durum olmaz. Y eşittir x olursa bu eşkenar üçgen olmak zorunda olmadı. Hocam bir de x'e bakalım o zaman. X'e baktığın zaman da x diğer kenarların karekökü toplamına eşit oluyor mu? Yani x'in çarpımının kareköküne eşit oluyor mu? Ya yani buradan ne geldi arkadaşlar? X kare eşittir x çarpı Y'den ee, buradan da x eşittir y geldiğine x eşittir y olunca yine bir eşkenar üçgen olur. Bu bir ortik üçgen olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Gerçekten güzel bir soru çıkmış değil mi? Ne güzel yorumluyoruz burada. Bakın. Öbürüne bakalım. Öbüründe de arkadaşlar bir kenar birken ken. Ee, diğer kenarı diğer iki kenarını bilmiyorum ama bu ortik üçgen olur mu diye inceleyelim isterseniz. Bunu incelerken de hocam buraya x diyelim. Buraya x dersem eğer bak buraya x dersem o zaman burası içinde diğerlerinin çarpımı Kök x'e eşit olur. Hocam en uzun kenar dördüncüyü şurada inceleyeyim isterseniz. Şöyle inceleyeyim dördüncüyü. Şuraya bir koyayım. Bir koyayım. Eğer burası x olursa geometrik ortalaması olan kenar burasıysa içinde x çarpı 1 yani kök x. Böyle bir üçgen olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. En uzun kenar hipotenüs olmak zorunda. Böyle bir üçgen olamaz. Öbürüne bakayım. Peki ya hocam burası bir kenar. Burası x'ken e, burası geometrik ortalaması olur mu diye bakacak olursak. Yani burası 1 çarpı x olursa eğer yani kök x olursa böyle bir üçgen olabilir mi? Olabilir gibi duruyor ya. Hatta pisagor bağıntısı yapalım mı burada arkadaşlar? Yapalım. Buradaki pisagor bağıntısından x kare neye eşit arkadaşlar? 1 kök x. Ya böyle bir üçgenin olamama ihtimali var mı? Ya yok. Bakalım bir x kare eşittir. 1 artı kök x'in karesi x yaptı. Yani buradan bir x değeri bulabilecek miyiz? x kare eksi x eksi 1 eşittir 0 yaptı. Çarpanlar ayrılıyorsa yani bir kökü varsa o zaman x değeri bulabiliriz demek. x kökünün bulabilmesi demek yani aslında burada çarpanlara ayrılabiliyor mu diye bakacağız. Deltasına bakacağız. Delta dediğimiz b kare yani eksi 1'in karesi eksi 1'in karesi eksi 4 ac. Yani burada ne geldi arkadaşlar? Evet. 1 geldi. Buradan da ne geldi arkadaşlar? Artı 4 geldi. Delta buradan kök 5'e eşit oldu. Büyük 0 olduğundan kökü var mıdır? Kök vardır. E o zaman böyle bir üçgen olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Yani o zaman biz dördüncüyü de alabilir miyiz? Alabiliriz. Yani mesela şöyle bir şey arkadaşlar. 1 kök x ve x ile ilgili bir üçgen varmış. Orada da x kökünü bulabiliyoruz. Hatta x kökünü de bulalım isterseniz. Ee, delta işte x x 1 2 kökü hani x kökü niye eşittir arkadaşlar eksi b eksi b dediğimiz artı 1 yaptı 1 bölü e, eksi b bölü bir dakika kafam durdu ya ne yapıyorum ben dur x 1 2 eksi b artı eksi heh, artı eksi kök delta bölü 2a artı eksi kök delta bölü 2 çarpı 1 evet bu x 1 2 kökleri arkadaşlar Ha eksilisi negatif olur olmaz. O zaman x1 kökü neye eşittir? 1 artı kök 5 bölü 2. Evet bir kenar 1. Bir kenar e, 1 artı kök 5 bölü 2 iken bu kenarda 1 artı kök 5 bölü 2'nin kare kökü olduğunda böyle bir üçgen olabiliyor. Dolayısıyla dördüncüsü de olmuş oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Ortik üçgen de güzel bir yaratıcılık işi oldu. Ha. Böyle bir soru çıkar mı? Çıkar. Cidden çıkar. Geçen sene sordular. aritmetik ortalamasını sordular. Yine çıkar mı? Yine çıkar kardeşim. Evet bu soru hoş bir soru. Geldik son soruya. LYS 2015 benzer sorusuna arkadaşlar. Burada da e, merkezlerle ilgili bir soru. Düzlemde bir üçgenin köşelerini merkez kabul eden eş çemberler çizildiğinde hemen 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 çiziyoruz arkadaşlar. Hoppala cuppala guppala bir üçgende bir üçgenin köşelerini merkez kabul eden çemberler çizildiğinde neymiş arkadaşlar? Eş çemberler çizildiğinde 3 çember de bir P noktasından geçmektedir. Her üç çember de buradaki P noktasından geçmekteymiş mesela. Hocam bir tanesi bu. Çizemedim. Çizeyim. Bir tanesi bu. Bir çember bu. Diğer çember bu. Diğer çemberde bu. Evet. Üç çemberde bir noktadan geçmekteymiş arkadaşlar. Evet. Hepsi de şuradaki noktadan geçti arkadaşlar. İşte diyor ki bu P noktasıymış. Bu P noktası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar çember konusuymuş gibi aslında ama çemberde değil. Ya çemberde aslında biraz biliyoruz. Çemberdeki en etkili silahımız yarıçap değil mi? Bu merkezli bir çember olduğu için bunu böyle çizersem bunun yarıçapı bu da eş çember olduğu için, bu da yarı çapı, bu da eş çember olduğu için, bu da yarı çapı. Yani burası da, re, burası da, re, burası da re oldu? Bir üçgenin üç köşesine eşit uzaklıktaki nokta ne noktasıydı arkadaşlar? Biz buna çevrel çemberin merkezi diyorduk. Var mı ağırlık merkezi değil, kenar orta dikme merkezi değil gibi gözüküyor. Üçgenin yüksekliklerin kesim noktası değil, üçgenin açı ortaylarının üç, e, merkezi değil, üçgenin içte iç, iç de çemberin merkezi değil. Allah Allah yok hocam. Çevrel çemberin merkezi yok. Arkadaşlar çevrel çemberin merkezi aynı zamanda neydi? Kenar orta dikme merkeziydi. Sebep hemen gösteriyorum. İkiz kenarda bir dik çizsem tabanı iki eşit parçaya böldü. Burada da bir dik çizsem burada da iki eş parçaya böldü. Burada da bir dik çizsem burada da iki eşit parçaya böldü. Aa, bu nokta aynı zamanda ne oldu arkadaşlar? Hem çevrel çemberin merkezi hem de kenar orta dikme merkezi oldu. Yani cevabımız da balık kesir oldu. Çok hoş bir soru. Ben daha önce bu soruyu görmedim. Kolay bir soru. Hoş bir soru. ÖSYM sorar mı? Sorabilir arkadaşlar. Şimdi gençler biz olayı bitirdik. Evet üçgende merkezlerle de ilgili bir tane soru gelmiş. Valla hocam geçen sene de geldi. Diklik merkeziyle alakalı soru diyecek olursanız analitik içerisinde geldi o. Onu analitik sorularının içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi soruları şöyle bir inceleyecek olursak, yorumumuzu yapacak olursak arkadaşlar, şimdi öncelikle eşkenar ve eşkenar üçgenle ilgili 2017'den önce soru falan gelmemiş. Yani gelmemiş 2010 şeyden sonra gelmiş. Gelen sorularda görüyorsunuz, 2017'de bir tane eşkenar üçgen, bir benzerlik ilişkisi katabiliriz, benzerlik alan ilişkisi katabiliriz aslında soruya. Sonra X ee, kenarla ilgili bir 2017'de bir soru gelmiş. Bildiğim Pisagor bağıntısı. X kenar üçgen sorusu değil aslında. Şu soruya geldiğimiz zaman da arkadaşlar bu da aslında bir X kenarlık ve yüksekliği kullanıyoruz burada. Bu da aslında bir e, yine Pisagor bağıntısı. Yani dik üçgenle ilgili çözülebilen X kenarlık bir şeyi. Yani biz aslında şöyle X kenarla ilgili şu soruya da bakalım da ondan sonra diyelim. Bu soruda da e, hem X kenar üçgen ee, özel açılı üçgen aslında bu. Özel açılı üçgenlerle çıkan bir soru aslında şöyle baktığınız zaman. Ben x kenar ve eş kenara şöyle bir baktığım zaman şunu görüyorum. Hani biz ikiz kenarın bir sürü özelliğini veriyoruz ya. Anlatırken de söylüyoruz. Ya bunlar çıkmıyor ama ne no olur ne no olmaz diye anlatıyoruz diyoruz size. Gerçekten de ÖSYM 10 yıl içerisinde onların herhangi bir özelliğiyle karşımıza gelmiş mi? Gelmemiş. İkiz kenarı ve eş çözdüktürürken dururken bize Pisagor bağıntısıyla çözüktürmüş. Yine şunu anladık biz. Oradaki ikiz kenarda 7 tane bir özellik vermiştik. Yok tabandan alınan bir noktadan kollara silen dikmelere falan filan işte bir tane yüksekliğe eşitir falan filan söylüyorduk. Yok. Önemli olan bence tepe açısından çizilen yükseklik. Taban iki eşit parçaya bölüyor ikiz kenarda ve dik üçgen muhabbetiyle çöz. Olay bitsin kardeşim. Hatırlarsanız konu anlatımında da nereye kadar öyleydi? İlk etaptaki sorular öyleydi özelliklere gelene kadar bayağı bir soru yazmıştık zaten. İşte o mantıkta çıkıyor arkadaşlar sorular. Dikkat edin lütfen. Tamam? Evet. Yani bunu gördük. Bundan sonra da böyle mi? Yani evet, böyle gelir gibi ama yani tabii ki siz yine de özellikleri bilin arkadaşlar ama gördüğümüz kadarıyla özelliklere çok değinmemişler. Çok değil, hatta hiç değinmemişler. Ondan sonra şeye bakacak olursak, ağırlık merkeziyle ilgili soruya bakacak olursak da e, aslında bir özelliğe değinmiş. Bu kolay bir soru bir özelliğe değinmiş. Hangi özelliğe değinmiş? O benzerlikteki ilişkiye değinmiş aslında. Ağırlık merkezinden hani şöyle bir paralel çizildiğinde yukarıdan aşağıya ikiye bir oran vardır diyorduk ya. Burada mesela ben ispatıyla yaptım onu. E, siz burada hocam bununla şu paralelse 6'ya 3 olur. Ya da bununla bu paralelse 10'sa 5 olur. Hikayesi o özellikten yapabilirsiniz mesela bunu. Orada ağırlık merkezi yani genelde böyle konuların hani özelliği falan diyoruz ama özelliğinden değil de Hani konuların farklı bir konuyla ilişkisi olduğu zaman o kısım gelebiliyor. Dikkat edin. Benzerlikle ilgili kısmı bu şekilde. Ha özellik olarak dedik ama özellik olarak bilmeye gerek var mı? Ee, yok. Kendimiz de ispatını zaten şu şekilde de yaptık arkadaşlar. Açık kenara geldiğimiz zaman açı kenarla ilgili en basit şeyi sormuş. 10 yıl içinde bir tane soru sormuş. O da en basit şeyi sormuş. Hani açılarla büyük açı karşısında küçük büyük açı karşısında büyük kenar vardır. Yani açılarla kenarlar e, sıralanış bakımından doğru orantılıdır hikayesini sormuş sadece açık kenar bantlarında. E, o gözüküyor ama açık kenar bantlarının her türlü hali gelebilir. Hani konuya çalışmayın diyemiyoruz tabii ki. Yalnız şöyle bir şey söyleyebiliriz tabii ki. E, konuya çalışmayın deyince hani daha yeni başlayacak olanlar varsa şu an mesela biz hangi aydayız? Şubat'ın sonuna doğruyuz. Böyle geometriye yeni başlayacak olan arkadaşlar, o ikizkenar ve eşkenarda en azından o özelliklere takılı kalmadan çalışırsanız sizin açınızdan daha iyi olur. Dik üçgenle ilgili çözülebilen kısımlarından baksanız sizin açınızdan daha iyi olur. Tamam? Sonra 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 ee, şu soru çok güzel arkadaşlar. Ya bu şekilde bir mantık bütün seçenekleri size yorumlatacak şekilde benim aklıma geometrik ortalama geldi. Öyle bir soru yazdım. Vallahi inceledim bakın emin olun inceledim bununla ilgili daha yazılabilecek soru var mı diye baktım arkadaşlar Hani matematiksel ifade olarak böyle çok çok çeşit böyle yok fibonacci isimleri yok bilmem ne isimleri falan filan hepsine böyle baktım arkadaşlar ee, Baktığım kadarıyla şeyde onlara göre bir soru yazmaya çalıştım ya yani Neredeyse bir gün boyunca bunun değişik versiyonunu bu soruyu yazdıktan sonra bir değişik versiyonunu daha yazabilir miyim diye böyle baktım Böyle özel durumlar oluşturan hani geometrik ortalama belki harmonik ortalama olabilir mi? Yok harmonik ortalama da olmaz ya o kadar da hani şey olmaz. En azından tanımını verip öyle sorar. Ee, bununla ilgili bir gün boyunca soru açtırdım. Öyle özel böyle kenarlar var mı diye baktım. O kenarlara göre de hani matematikte de çok çıkıyor bilmem ne sayısı derler. İşte atıyorum kenar sayısı diye tanımlıyorlar. Öyle bir sayı var mı diye baktım. Baktığım sayılara göre de bir şey uyduramadım. Soru uyduramadım. Uydurulacak olsaydı zaten uydururdum. Aa, bu şekilde de bir soru gerçekten hoş bir soru. ÖSYM çıkartırsa yine tebrik ederim. Ama ee, valla takdir ederim. E, bu mantıkta zaten şu soruyu anladıysanız. Bundan sonra böyle bir soru geldiği zaman da sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum arkadaşlar. Üçgende merkezlere gelelim şimdi. Geçen sene üçgende yani 2021 sınavında üçgende merkezlerle ilgili. Analitik içerisinde soru sordu. O sorunun içerisinde 5 tane birden kazanım ölçüyordu. Ee, ben burada sadece çember bilgisinde e, çember bilgisi kazanımında koydum. Ee, yani 2 tane kazanım iç içe sordum. Ee, böyle sorular yine gel, gelebilir arkadaşlar. 2015'te sormuş. O diklik merkezi sorusu aslında e, bir merkez gibi algılamayabiliriz. Yani yükseklerin kesim noktası olduğu herkes tarafından bilinebiliyor. Şu tarzda bu ayarda şöyle bir sözel soru aslında böyle istatistiğe baktığımız zaman yani 2015 yılından beri sorulmamış gibi duruyor. O yüzden önümüzdeki yıllarda da yakın zamanda hatta 2022'de bile şu tarzda bir soru çıkabilir ve çok kolay bir soru. Ee, bu soruya da dikkat edin arkadaşlar ve bunları da yorumlamayı da öğrenin. Bunlarla ilgili ÖSYM cidden çok orijinal sorularla karşımıza geliyor. Ee, ben de zaten Dörtgenlerde ya da çemberin içinde de bunlarla ilgili bir şey varsa, soru varsa çemberin içinde de zaten bunlarla da ilgili soru da yazacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, ÖSYM'e işte şöyle bakacak olursak, şeyle ilgili ne sorusu sorabilir, ikizkenar eşkenarla ilgili ne soru sorulabilir. Bak zaten adam 2017'de böyle yeni nesil soru sormuş aslında bakacak olursanız, ee, tablo sorusu tarzında yani ikizkenar eşkenarla ilgili yeni nesil soru yine karşımıza gelebilir. Ee, değişik versiyonlarda sorular karşımıza gelebilir. Bu yeni nesil değildi. Eski nesil bir soruydu aslında. 2021'deki soru. Ben yeni nesile çevirdim. ÖSYM her soruyu yeni nesil soracak diye de bir şey yok. Ama genel itibariyle gördüğümüz zaman, hani üçgenleri genel itibariyle konuştuğumuz zaman üçgenlerle ilgili soru soracağı zaman genelde artık böyle fazlasını yeni nesil soruyor. Hatta TYT adına konuşacak olursak, önceden yarıya yakını, yarısı ya da yarıya yakını yeni nesil derken Artık yarısı veya yarıdan fazlası yeni nesil çıkacak arkadaşlar diye söylüyoruz. Ve geçen Mert Hoca ile de konuşurken e, kendi yorumumu da söyledim. Şurada da söyleyeyim belki dinlememişsinizdir. E, ÖSYM karşımıza hani eski neslin kolay sorularını karşımıza yeni nesil olarak çıkartıyor. Ama artık ÖSYM şunu yapabilir. Eski neslin orta halli sorularını da karşımıza yeni nesil olarak çıkartabilir. E, bir anlamda biraz da zorlaşabilir geometri soruları arkadaşlar haberiniz olsun. Çünkü sınava baktığımız zaman sınav, TYT sınavları aslında gerçekten çok kolay. Bir tane zor soru oluyor ya da bilemedin en fazla iki tane zor soru oluyor. Yani genel itibariyle konuşacak olursak kolay sorularla karşılaşabiliyoruz. Ee, diğer konularda bakacak olursak şurada ağırlık merkeziyle ilgili aslında çok zor soru sormamış. açık kenarla da ilgili zor soru sormamış. Ee, burada da arkadaşlar bu ben niye bunu şeyin içinde almışım. Eee yani X kenar eş kenar içinde almışım arkadaşlar ben bunu. Açık, o açık kenarın içinde almışım ben bunu. Niye? Açık kenar bantları da kullanabiliyoruz diye. O yüzden açık kenar bantlarının içinde almışım arkadaşlar bu soruyu. Şu soruya da dikkat edin. Böyle güzel yorumlayıcı, yorumlattırıcı sorularda karşımıza gelebilir arkadaşlar. Evet nereden nereye gittiğini görüyoruz. Yani bir iki soruyla nereden nereye gittiğini net olarak göremiyoruz ama birkaç sene sonra buradaki sorular artacak. Yani ben bunu öngörüyorum. Çünkü üçgen soruları artık TYT'de fazla sorulacak arkadaşlar. Ya 5 tane soru gelecek ya da 4 tane soru gelecek. Bu 5 tane ya da 4 tane sorunun içerisinde şu tarzda sorular ağırlık merkezi soruları ya da üçgende açı ortayla ilgili soru 10 yıl içerisinde hiç soru çıkmamış gözüküyor aslında. Bunlarla da ilgili soru karşımıza gelebilecek. Yani bir 5-6 sene sonra daha net bir şekilde bir analiz yapabiliriz aslında size bu konularla alakalı. Ve ÖSYM'nin nereye gittiğinde o zaman da e, kaç 2000 kaç tayfa inşallah Allah uzun verir uzun ömür verirse 2022 tayfa atıyorum 2030 tayfaya yapacağımız analizlerde daha net bir analiz söyleyebiliriz. Yani o zamana göre bir analiz söyleyebiliriz. Şimdiki yaptığımız analizler tabii ki e, bir 5 yıl falan bizi en az bir 5 yılı götürür. 5 yıl sonra bu analizleri yenileriz arkadaşlar sizler için yine. Neyse gençler gördünüz soruların nereye gittiğini Şeklende görüyorsunuz zaten. Benim amacım size burada ee, bu soruları göstermek ve bu sorularda biraz tekrar yapmaktı zaten. Ee, siz kendiniz de yorumunuzu bu sorulara bakarak da katabilirsiniz arkadaşım. Yorumlara da yazabilirsiniz ve bunlarla ilgili çok emek harcadık. Bu videolardan sonra e, arkadaşlar abone olmayan arkadaşlar abone olursa beğenmeyen arkadaşlar beğenirse bizi sevindirirsiniz. Çünkü gerçekten çok emek harcadık bu sorulara bu çözümlere ve bu videolara inanılmaz derecede emek harcadık arkadaşlar. Evet neyse o zaman biz üçgenleri bu şekilde bitirmiş oluyoruz değil mi? Aynen öyle. O zaman ne diyoruz? Bundan sonraki videoda dörtgenler videosunda tabii bir hafta bir mola vereceğiz. Çünkü onların hazırlıklarını yapacağız arkadaşlar. Çünkü iki haftada bir e, gelecek konular. E, bu hafta üçgenler hallettik. Sonraki hafta boş. Ondan sonraki haftada dörtgenler gelecek şekilde olacak arkadaşlar. Sonraki hafta dörtgenler konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.